Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz crop'un çalışmasını yapacağız. Daha önce motifleri paylaşmıştım. Hazırsanız tarifine geçelim. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir 3 video önce motifler yapmıştım, öyle otantik motifler. Bunlarla bir crop yapacağım. 1, 2, 3, 4, aslında toplamda 12 tane yaptım ama yine de sayayım ki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Evet. Bakın, iki tanesini ben diktim. Şöyle. Farklı farklı desenlerden ördüm. 6 tanesini beyazla başladım. Bu motif görüntüsü ortaya çıktı. 6 taneyi de maviyle başladım. Bu görüntü ortaya çıktı. Sonra aralarından ikisini diktim. Şimdi şey yapacağım. Tekrar bir altına başka dikeceğim. Aşağı inmiş olduk çünkü. Burası. Şimdi sadece dikeceğiz. Ben böyle ilk iki tanesi böyle çapraz olsun dedim. Buraya da yani şey farklı farklı konumlandıracağım. 6 tane yukarıya, 6 tane aşağıya dikeceğiz. Birleştireceğiz. Şimdi bakın, bu ortadaki 5 tane yaptığımız vardı ya. Bunun üçüncüsünden başlayacağım dikmeye. Aslında bu tersi. Niye böyle yaptım ben? Ha. Tamam. Bunun üçüncüsünden arkasından, lobundan geçiriyorum. İğnemi şu, bakın daha yakınlaştırayım. Şu tepedeki başakların arkasına batıyorum. İpimi geçirdim. Bu yönde dikeceğim. O yüzden hemen böyle karşı karşıya getiriyorum motifleri. Ve hemen bunun karşısına denk gelen burasıydı. Şuraya batıyorum. Ve karşılıklı dikmeye başlıyorum. Bu şekilde arkalarına yaparak dikeceğiz. Tam birbirlerine denk gelecek şekilde. Hem onun arkası, yani bakın. Buradan bakınca, bakın üstteki motifin buradan alıyorum. Alttaki motiften de geçiriyorum. Böyle karşılıklı olarak dikiyorum. Siz isterseniz hani hepsini aynı model yapabilirsiniz. Ben farklı dursun istedim. Şimdi buna bu beyazı koydum, mavi. Sonra yanındakine beyaz koyacağım. O şekilde dikeceğim. Dikim bittikten sonra zaten şey yapacağız. Askılarını ve boyunu ayarlayacağız. Şimdi 12 tane parçayı dikelim. Bu şekilde. Sonrasında tekrar üst sırada ve yani bakalım boyunu nasıl getireceğiz. Çünkü ben bayağı bir uğraştım. Bunun üstüne bir sıra daha ikili trabzan yaptım. Motifler daha büyük dursun diye. Fakat hem kaba durdu hem birleştirip tekrar söktüm. Beden de çok büyük oldu. Bu ideal olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde dikiyoruz. Ben bu şekilde bütün parçaları birleştireyim. Sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar merhaba. Telefonum yamulmuştu. Ben birleştirmeyi yaptım. Şöyle daha net gösterecek olursam. Burası alt kısmı. Alt kısmını bir sıra sık iğne geçtikten sonra iki sıra ikili trabzan ördüm. Yine aynı şekilde üst kısmı başladım örmeye. Burada da bir sıra sık iğne yaptım. Ve bu sırada
sık iğnemi kaydırmayla bağladıktan sonra iki tane zincir çekip aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında tüm sık iğnelerin tepe noktalarına bu sırada bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Alt kısımda iki tane ikili trabzan ördük. Arkadaşlar yalnız ben 6 tane motif demiştim. Toplamda 12 motif ama bana 5'er tane yetti. 10 tane motif yaptım. Bunu videonun başında da söyleyeceğim ki eğer yapacak olan arkadaşlar olursa fazladan motif örmesinler benim gibi. Bu şekilde bir sırayı tamamen ikili trabzan olarak öreceğiz. Sonra ipi keseceğiz. Bakın şöyle olacak görüntümüz. Sonrasında biraz ütü yapacağım ben. Ve sonrasında ortayı bulup şey yapacağız. Şuradan ortayı bulup askılarını yapacağız. Sıranın sonuna kadar öreyim. Sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben dikimi tamamladım. Şöyle yüksekten de göstermek istiyorum size. Bir de şöyle bakın. Saplar ördüm. Bunu ölçerek de yapabilirsiniz. Koltuk altının yanına omuz kısmına gelecek şekilde. Ben bu ilk ortadaki motifin kenarlarından örmeye başladım. Bakın şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, 4.sünden itibaren örmeye başlamışım bu motifin kenarından. Bu şekilde karşılıklı bunu da yaptım. Aynı şekilde arka tarafa da bir tane yaptım. Bakın şöyle göstereyim size. Arkası da bu şekilde. Böyle iki parça halinde yapacağız. Sonra düğüm yapıp kullanacağız. Şimdi bunların karşılıklı gelmesi önemli. Bakın önlü arkalı yapmışım. Böyle çevireyim. Şöyle daha yakından gösterebileyim size. Bakın şöyle ölçtüğüm zaman tam şuraya denk geliyor. Buradan itibaren bir düğüm attım ipime. Düğümü çözdüm, atmadım. Şöyle bir düğüm atıyorum ve ipi geçiriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Aynı boşluğa gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine devam ediyorum. 3 tane ikili trabzanım oldu. 4.'yü yapıyorum. Şimdi zincirle birlikte 5 tane ikili trabzanımız olacak. Bir tane daha yapıyorum. Bu ipi sonra keseriz. Sonrasında yine örgümü ters çeviriyorum. Yine 3 zincirle yükseliyorum. Tam dibine değil yanındaki trabzana batıyorum. Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve örmeye böyle bu şekilde devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar. Burayı da yaptım. Sonra bakın bu ilk 3 zincirlik yere batıyoruz yine. Bir yamulma olmasın diye. Bu şekilde tekrar sırayı yaptık. 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine bakın dibine değil hemen. Aslında şöyle çekeyim zinciri. Daha düzgün duruyor. 2, 3. Yine hemen yanına batıyorum. İkili trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bakın yine zincir boşluğuna geldim. Buraya da battım. İkili trabzanımı yaptım. Arkadaşlar bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar geliyoruz. Sonra iplerimi de daha çekmedim ben. Böyle karşılıklı şöyle fiyonk yapabiliriz. Kelebek yapabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. İstediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz.
Ben hani çok da uzatmadım, uzun yapmadım ama belki daha sonra ben de biraz daha hani gözüme kısa görünürse eklerim. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Size iyi seyirler diliyorum. Bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.